Sevgili seyirciler, günaydınlar. Herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Ben Ahmet Ateşok. Nil TV ekranlarında 7.24 Haber programıyla sizlerle birlikteyiz canlı yayınımızla. Elbette nirvtv.com.tr, YouTube, Facebook ve tüm sosyal medya platformlarından programlarımızı bizi canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun bu adreslerimiz üzerinden sizlere ulaşabiliyoruz. Sevgili seyirciler Mart ayındayız. Yeni bir arta, yeni bir aya girdik ve bugün 4 Mart günlerden pazartesi. Hem güzel bir hafta dileyelim hepimiz için, herkes için. Elbette Mart geçtiğimiz Şubat'ın artık yani son günlerinde hatırlattığım üzere Mart ayı iki türlü. Bir tanesi artık yerel seçimlere daha da yaklaştığımız işte bugün itibariyle baktığımızda 27 günlük gibi bir 26-27 gün gibi bir süre kaldı. Diğer yandan tabi Müslüman İslam coğrafyası için mübarek bir sürece girilecek Ramazan, Ramazan ayına erişeceğiz. Ve 11 Ramazan'da da 11 Mart gününde de Ramazan ayına giriş yapacağız. Aslında 11 Mart'tan sonra süreç biraz daha e, yoğun devam edecek. Özellikle yerel seçim gündemiyle eğer konuşuyorsak, belediyelerin biliyorsunuz bu anlamda Ramazan etkinlikleri de oluyor. Hem adaylar sahada çalışacak, hem de Ramazan etkinliklerinde belki vatandaşlarla bir araya gelecek. E, Türkiye için, Mersin için daha da yoğun, daha da bol etkinliklerin e, olduğu bir süreci yaşayacağız. Ne durumdayız peki? Şöyle bir genel e, baktığımızda hani şöyle biraz genele çıkıp Mersin'e uzaktan şöyle baksak. Evet biraz daha artık siyasetin üslubunun, dilinin biraz daha değiştiğini görebiliyoruz. Karşılıklı artık bazı söylemlerin e, dile getirildiğini de görüyoruz. Hatırlayın Adaylıklar netleştiğinde ve adayların sahadaki ilk çalışmalarına baktığımızda hep şu yorum yapmıştık yani eski tadı yok demiştik siyasetin ya da yerel seçimin Mersin'de ya da Türkiye'de ama gel gelelim siyaset dili olarak baktığımızda karşılıklı söylemlerin biraz daha sertleşmesi bazı ithamlarda bulunulması bazı iddiaların ortaya atılması tabi bu siyasi arenada karşıt Adayların tabi karşı demek doğru olmaz ama karşı adayın diyelim, karşı adayın söylemlerinin üzerine söylem üretmeyle ile ilgili bir politika şu anda izleniyor. Ee, biliyorsunuz şu anda Mersin için iki güçlü isim artık böyle bakmak lazım. Ee, bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, mevcut başkan Sayın Vahap Seçer. Elbette bizler takip ediyoruz. Mahalle ziyaretlerinde, açılışlarda, etkinliklerde ve geçtiğimiz cumartesi günü yine proje tanıtım lansmanında aslında dile getirdiği siyaset üslubu bakınız işte biz bu 5 yılda şunları 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 yaptık üzerine bir siyaset. Yani daha doğrusu hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı söylemi. Bu siyaset izleniyor. Ve proje tanıtım toplantısında da yine ikinci 5 yıl için yani 2024-2029 yılları arasındaki belediyecilik sürecinde de yine birçok projeyi tanıtım lansmanında, proje tanıtım toplantısında kamuoyla paylaştı. Ve burada önemli söylemler vardı. Birazdan gireriz. Öte yandan Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Serdar Soydansa yine en önemli kozu hükümetin destekleriyle bakanlıklarla milletvekilleriyle yine bürokratlarla olan iyi ilişkilerin sonucunda Mersin'de yarım kalan, tamamlanamamış ya da büyük projelerin işte hem finansmanını sağlamak anlamında hem de Bürokrasideki o imza, onay süreçlerinin daha da hızlandırılması gibi süreççi dile getirerek biz Mersin'i bulunduğu yerden çok daha iyi bir konuma getiririz söylemini benimsiyor. Elbette karşılıklı atışmalar var dedik. Özellikle metro, trafik ve su fiyatları. Mersin'de tartışma konusu olan önemli konu başlıkları özellikle siyaset üslubunda baktığımızda. Şimdi metro Evet. Ya yani ben kendimi bildim bile de Mersin'de bir metro, raylı sistem, işte tramvay bir şey. Sürekli bir söylem var. Bu ne zaman uygulamaya geçer? Ne zaman biz gerçekten bir Mersinli olarak artık evimizin yakınlarında bir metro istasyonuna bineriz de ya da bir tramvay ya da raylı sistem adına ne diyeceksek? Hangi sistemi o yapacaksak Mersin'e? Bilmiyorum artık yaşımız kaça erdiğinde bunu yaşarız Mersin'de. Yani artık şu dolmuş ya da kişisel araçlarımızdan alternatif olarak Mersin'e nasıl bir ulaşım sağlanır? O konuda hiçbir fikrimiz yok. Ama bugün gelinen noktada metro ile ilgili bir sürecin olduğunu biliyoruz. Bunun resmiyet kazandığını ve geçtiğimiz yıllarda da kazmanın atıldığını, kazmanın vurulduğunu biliyoruz. Şimdi Sayın Vahap Seçer'in ikinci dönemdeki projelerinden biri de Mesela Tarsus'ta bir tramvay projesi. O da önemli. Ama gel gelelim ihaleye çıkıldı, oldu mu olmadı mı gibi söylemler şimdi Sayın Serdar Soydan'ın söylemi, Sayın Vahap Seçer'in yönetime geldikten sonra mevcut, onaylanmış, kredisi alınmış bir metro projesini tekrardan revize ettiğim ama revize ederken bunu tekrardan chat raporu alınmadan, bakanlık onayı alınmadan sürecin ilerletildiği için tekrardan bunun en baştan yapıldığı ve süreç ve zaman kaybı yaşandığı dile getirildi. Bu aslında Cumhur İttifakı bileşenlerinin söylemi, iddiası. Öte yandan Sayın Vahap Seçer'in özellikle Cumartesi günü dile getirdiği şey olduğu yani bu metro ile ilgili problemin öyle çetmiş bakanlıkmış onunla ilgili olmadığı özellikle Sayın Nurettin Nebati döneminde bunu dile getirdi. Kendi dile getirdi. Bu projenin Sayın Nurettin Nebati döneminde masada 6 ay 7 ay bekletildiği kendi söylemine iddia edildi. Şimdi artık işin boyutu başka bir boyuta geldi. Bundan sonraki süreç önemli. İşte trafik problemi, Sayın Serdar Soy'dan trafik problemini çok sık bir şekilde dile getiriyor. Gerçekten Mersin'de önemli bir problemi. Özellikle sabah saatleri ve akşam saatlerinde Doğu Batı aksında, Doğu Batı güzergahında büyük bir trafik var. Yani Adnan Menderes bulvarında da var, D400 karayolunda da var, çevre yollarında da var. Hani Doğu Batı aksında, çünkü bizim biliyorsunuz Mersin Doğu Batı aksı eninde bir gelişmeye sahip. Elbette... Kuzeyde de gelişim var ama trafik en yoğun olarak doğu-batı aksında. Yani çarşı taraflarında, Akdeniz'de, Akdeniz ilçesinden Mezitli ilçesi arası bir mekik dokuyor vatandaşlarımız ya dolmuşta ya da kendi şahsi araçlarıyla. Elbette güney-kuzey yolları da önemli ama şimdi söylem trafik. Sayın Vahap Seçer'in söylemi işte D400 karayolu Bizim sorumluluk alanımız değil. Diğer yolları da soruyorsanız işte asfaltıydı, genişletilmesiydi gibi gibi çalışmaları yaptık diyor. Yeni bulvalar açtık diyor. Yeni yollar yapacağız diyor. Yapıyoruz diyor. Yaptık diyor. Artık söylemler e, proje üzerinde, sorunlar üzerinde ve yapılanlar üzerinden devam ediyor. Elbette bunun kararını vatandaş verecek. E, bu siyaset sahnesinde, yerel seçim sürecinde elbette adaylar tabii üslupları bozmadan, Ahlaki tartışma çerçevesinde e, vatandaşa da bunu çok böyle yan, yanlış lanse etmeden tatlı atışmalar her zaman iyidir siyasette. E, zaten siyasetin de biraz dili üslubu ve tavrı biraz odur. Türkiye'de özellikle Türkiye şartlarında. Emersin'de bu anlamda e, siyaset anlamında da önemli bir şehir. Elbette bu tartışmaları zaten bekliyorduk. Karar vatandaşlarımızın seçmenin 31 Mart günü artık bu söylemler. Kimin üzerine ne etki yapar? İşte bu seçim otobüsleri, bangır bangır seçimlerin e, müziklerin çalması, e, kimin oy tercihini etkiler, değiştirir bilinmez. Ama e, son kararı gerek büyük şehir gerek ilçe belediye gerek meclis üyelerinde gerekse de muhtarlıklarda nihai karar vatandaşın ta kendisine ait olacak. Bizler ya burada yaşayan bireyler olarak vatandaşlar olarak. Aman aman böyle ben her seçim sürecinde bunun altını özellikle çiziyorum. Bugün de çizeyim. Öyle küskünlükler, dargınlıklar, kavgalar, kutuplaşmalar aman aman. Zaten hayatımızda yeterince bunlar var. Yeterince var. Birbirimize küsüyoruz, birbirimizle konuşmuyoruz. Niye? E sen şucusun ben bucuyum. Ya arkadaş hayat öyle değil. Hayat bizim bir arada olarak komşumuzla, arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla birliktelik çatısı altında hayatımıza devam etmek mecburiyetimiz var. Bizler vatandaşız, bizler tabanız. Tabanın ayrışması kimseye yaramaz. Birilerine yarayabilir, onu bilemem ama bize yaramaz. Bizler 1 Nisan sabahında eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabamızla, eşimizle hayata devam edeceğiz. Artık siyasetçiler işte mazbatasını alacak, göreve başlayacak. Belki teşekkür ziyaretleri yine ama bizler hayatın içinde bu şehirde bu ilçede hayatla mücadele etmeye tek başımıza devam edeceğiz. O yüzden kırgınlıkları küskünlükleri aman aman bir kenara bırakalım. Birlik ve beraberlik içerisinde elbette herkesin bir oy tercihi var ve bu oy tercihini seçimden seçime kullanacak ama onun dışındaki süreçlerde lütfen kendimize birbirimize saygıyı, sevgiyi, merhameti, şefkati esirgemeyelim. En çok bunlara ihtiyacımız var. Maddiyatı konuşuruz, ekonomiyi konuşuyoruz sabah akşam. Ama biraz da insani duyguların da aslında ilişkilerimiz anlamında da geliştirmek lazım. Tek problemimiz para değil. Para büyük bir problem ama en büyük problem para değil. Önce saygı, önce sevgi, önce birbirimizi anlayacağız. Merhamet edeceğiz, şefkat duyacağız. Vicdanlı, ahlaklı bir yaşam süreceğiz hepimiz. Şimdi ülke gündemine baktığımızda da şöyle biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yerel seçim sürecinde kendisi her zaman olduğu gibi sahada hem partisinin ideolojisini, hayallerini, hedeflerini, yaptıklarını, yapacaklarını sahada anlatmayı iyi anlatabilen, iyi dile getirebilen, hitabet anlamında da vatandaşın oy oranını, oy tercihini etkileyebilen bir siyasetçi, bir lider açıkçası. Ve her seçim sürecinde de hem genelde hem yerelde sahada vatandaşlarla buluşmayı önemsiyor. Bu anlamda mitikler, toplantılar, açılışlar, kanaat önderleriyle buluşma toplantıları gibi yoğun bir programı var Sayın Erdoğan'ın. Hatta bu hafta Perşembe günü de Mersin'de olacak 7 Mart Perşembe günü Mersin Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanı yeni millet bahçesi yanı orada bir vatandaş buluşması bir miting gerçekleştirilecek. Tabi Muğla programı kapsamında da e, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi ve burada kurmuş olduğu cümle özellikle hayat pahalılığı, enflasyon, ekonomik anlamda vatandaşın yaşadığı problemler. Ne diyor Sayın Erdoğan? Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde faiz fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız. Şimdi sevgili seyirciler, bugün yine önemli bir toplantı var. Bugün e, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. E, kabine toplantıları hepimiz için önemli. Çünkü ülkemizin, vatandaşın, hepimizin yaşadığı problemler masada oluyor. Bunun içerisinde güvenlik de var, enflasyon da var, ekonomi de var. Aklınıza gelebilecek bütün problemler bu masaya yatırılıyor ve bir e, vatandaşla buluşma çerçevesinde Sayın Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek vatandaşla e, buluşması oluyor. Neler konuşuldu ne kararlar alındı. İşte bugün Beştepe'de yapılacak bu Cumhurbaşkanlığı kabinesinde de e, özellikle Ramazan ayı öncesi bu toplantının önemi et ve gıda fiyatları e, zaten biz de haber bültenlerimizde yer veriyoruz. Birçok denetim yapılmaya başlandı kasaplarda, fırınlarda. Ramazan ayında ekstra bir hassasiyet oluşuyor. Bu anlamda tabii önemli denetim sadece bu süreçte değil her süreçte bu denetimlerin yapılması önemli. Masada elbette iç ve dış politikalar olacak ve bu politikalardaki gelişmeler olacak. Yerel seçim elbette masada. Öğretmen atamaları önemli. Öğretmen atama beklentisi de çünkü gerçekten var. Ekonomide son durum ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen son nokta masada olacak. Bunlar e, bugünkü Cumhurbaşkanlığı kabinesinde başlıklar sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi de bu toplantı ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek gündemin özetini... Vatandaşta buluşturmasını biliyoruz. Bir ulusa sesleniş, bir millete sesleniş programı oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle yerel seçim sonrasında gündem yeni anayasa. Bu yeni anayasa tartışmaları gerçekten uzun bir zamandır Türkiye'nin gündeminde. İşte bu yeni anayasaya sivil anayasa vurgusu da yapıldı. Ee, özellikle biliyorsunuz. Türkiye'de anayasalar darbelerden sonra yapıldıkları için hep askeri anayasa vurgusu yapılıyor siyaset dilinde. Ve bugünkü geldiğimiz noktada yeni anayasa vurgusu aslında sivil anayasa ifadesiyle dile getiriliyor. Burada birçok vatandaşımızın hassasiyetleri var. Özellikle biliyorsunuz ilk 4 madde tartışmaya kapalı. İlk 3 madde, ilk 4 madde. Bunlar çok dile geldi, dile getirildi. Ee, ama yerel seçimler sonrasında özellikle bu sivil anayasanın da gündemde yer alacağını söyleyebiliriz ve yeni anayasa içinde tüm siyasi partilerden de mutabakat aranacak vurgusu da yapılıyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler bir diğer detay 3 Mart itibariyle yerel seçimlerde yarışacak adayların artık listeleri kesinleşmiş oldu. Bunu da zaten geçtiğimiz programlarda dile getirdik. Kesin listeler il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Artık bu saatten sonra adaylarda herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Elbette <laughs> Mersin'de biraz sancılı geçti aday belirleme süreci. Şimdi Tarsus'a bakıyoruz. Sayın Haluk Bozdoğan e, mevcut Tarsus Belediye Başkanı partisinden aday gösterilmeyince istifa ederek Memleket Partisi saflarına katılmış ve Memleket Partisi adayı olarak sahadaydı. Ancak yapılan itirazlar sonucu gerek ilçe seçim gerekse il seçim gerekse yüksek seçim kurulunda e, bu itirazlar reddedildi. Ve tamamıyla artık e, Haluk Bozdoğan'ın adaylığı düşürülmüş oldu. Tabii kendisi bu adıma karşılık, bu karara karşılık oğlunu e, Memleket Partisi adayı olarak e, duyurdu. E, bu ne kadar etkili olur bilinmez. E, ama tabi önemli. Tarsus özellikle Büyükşehir'e etkisi anlamında da önemli. Ve Tarsuslu'nun bu yaşanan süreci nasıl yaklaşacağı da önemli. Nasıl bir oy tercih yapacağı da önemli. Diğer taraftan... Mezitli ve Yenişehir'de yine mevcut başkan Neşet Tarhan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterilmemesinin ardından bağımsız bir şekilde sürece dahil olması. Yine buralarda da Yenişehir'de İbrahim Genç, önceki dönem belediye başkanlarından. Burada bir süreç devam etti. Seçim kurullarına itirazlar yapıldı ve şu anda Neşet Tarhan ve İbrahim Genç'in adaylık süreci devam ediyor. İbrahim Gencin de yine ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulundan adaylığı düşürülmüş. Ve kendisi de yüksek seçim kuruluna başvurduklarını ve buradan da olumlu bir netice alarak adaylığının artık kesinleştiğini dile getirmişti. Mezitli ve Yenişehir'de de durum bu. Ve 3 Mart itibariyle de bu listelerin kesinleştiğini dile getirelim. Asayişle ilgili bir detay, bir operasyon Osmaniye'de düzenlenen bir operasyon, mahzen 3 operasyonlarında iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt üyesi 55 şüpheli gözaltına alındı diyor şu haberimizin detayında. Sevgili seyirciler, dün yine korkutan bir deprem Malatya'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi akşam saatlerinde. Bölge hala hassas. Yani geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta da 4'ün üzerinde deprem yaşadık. Yine bölgenin önemli noktalarında 3, buçuk, 3 4 büyüklüklerinde depremler yaşanıyor. Marmara, Ege bölgesinde de bu depremleri yaşıyoruz. Her zaman da altını çiziyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi artık bunu kabul edeceğiz. Artık depremlerden korkan değil depremlere karşı hazır olan bir toplum olmamız lazım. Her anlamda altyapısıyla üst yapısıyla. Bunu artık topyekün bir dönüşümle yapabiliriz. Ama şu anda ülkemin, ülkemizin gündeminde, hükümetin de gündeminde bu anlamda Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin artık önemi var. Şu anda o bölgenin yeniden ihyası özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da yeniden şehirleşme, yeniden imar ve yeniden eski günlerine artık ne kadar kavuşur bilmiyorum ama e, öncelik o Türkiye'nin önceliği o elbette yine beklenen İstanbul depremi e, dikkat ederseniz 11 Şubat, e, 11 Şubat e, 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'deki siyasetin vaatleri de değişti yerel seçim öncesinde bugün Mersin'e bile dirençli Kent, dirençli şehir vurguları yapılıyor. Çoğu aday tarafından. Vatandaşlarımızda tabi böyle bir hassasiyeti oluştu. Türkiye genelinde, İstanbul'da da, İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerde artık adaylar proje gündemlerine depremle ilgili depreme dayanıklı şehirlerin inşa edilmesi konusunda vaatlerini de dile getiriyor. Sevgili seyirciler önemli bir haber Türkiye gerçeği aslında. Bu... Kuyruklar, et kuyrukları, ucuz ekmek kuyrukları ya bunlar beni üzüyor. Bilmiyorum yani e, evet kimine göre güzel bir hizmet İşte belediye ise belediye işte hükümetin ise devletin ise. Yani benim üzüldüğüm nokta bu indirimlerin yapılması değil. Yani vatandaşlarımızın 3 lira 5 lira 10 lira 20 lira az para verip yiyeceğim diye Sabahın dördünde, beşinde, altısında yani yaşlı yaşlı vatandaşlar, emekliler, bilmem neler o teyzeleri görüyorum. Yani e, Türk milletinin bu duruma düşmesi beni üzüyor. Açık konuşmak gerekirse. Yani marketlerde 300 liraymış da 250'ye oradaymış. Ya benim vatandaşım ikisini de alabiliyor olması lazım kendi tercihine göre onu ya da onu seçmesi lazım. Zorunlu olarak gidip o kuyruğa gidip saatlerce beklememesi lazım. Yani bazen lafa gelince Avrupa bizi kıskanıyor noktasında cümleler kurup ama hayatın içine baktığımızda uzun uzun kuyruklar 100 lira daha ucuz, 50 lira daha ucuz diye vatandaşımızın düştüğü bu duruma da seyirci kalmamız mümkün değil. bizler her zaman doğruya doğru yanlışa da yanlış diyoruz. Bu yanlış yani bir ülke, bir yönetim şu kadar sosyal yardım yaptık diye gururlanarak anlatmamalı. Bu bence bir utanç kaynağı. Kimse kusura bakmasın. Şimdi şu ama şimdi belediye olarak zaten böyle bir sorumluluk yok. Belediye elbette imkan olan, imkan olmayan vatandaşlara yardım elini uzatacak. Ama bunu böyle büyük büyük anlatmak bence ayıp. Yani onu o duruma düşüreni aslında ayıplamak lazım. Yani demek istediğim o. Onu o duruma düşüren. Emekliliği kuyruklarda saatlerce bekleten. Ya bazen 1 lira, 1 lira, 1 lira daha ucuz diye kuyruklarda saatlerini harcayan 70 yaşında, 60 yaşında insanlar var. Ya biz kendi insanlarımıza buna mahkum mu edeceğiz? Yani Türk milleti bunu hak etmiyor. Açık konuşalım. Vatandaşımız, milletimiz bunu hak etmiyor. Yıllarını ülkesine vermiş. Gerek devlet kadrosunda, memuriyette, gerekse özel sektörde çalmamış, çaldırmamış, kul hakkına girmemiş. Yetimin hakkını korumuş. Vergisini ödemiş. Bu ülkenin anayasasına, kanunlarına uymuş. Trafikte bile bir ceza yememiş. Bir karıncayı dahi ezmemiş. Yerde gördüğü belki bir çöpü alıp burası da bizim evimiz, vatanımız, memleketimiz diyerek o çöpü almış çöp konteynerına atmış. Bu ülkeye elinden geldiğince destek olmaya çalışmış, köstek olmamış. eğilmemiş, eğdirmemiş binlerce vatandaşımız emekli olmuş bu ülkeye hizmet etmenin gururuyla yıllarca kurduğu o emeklilik hayalinin hayaline kavuşmanın gururuyla, onuruyla ama geldiğimiz noktada bugün asgari ücret 17.002 lira. En düşük emekli ücreti 10.000 lira. Asgari ücret ne demektir? Asgari ücret biliyorsunuz yani geçinmek için kazanması gereken minimum ücret. Asgari. Aslında Sayın Ergün Atalay, Türk İş Başkanı güzel bir ifadesi var hatırlatmak isterim. Diğer ülkelerde asgari ücret işte en düşük işçi. Başlangıç ücreti. Ama bizim ülkemizde geçim ücreti. Önemli. Geçim ücreti oldu asgari ücreti. Geçinme ücreti. Ama bugün gelinen noktada en düşük en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Ve bugün hala sahaya bakalım, sokağa bakalım. 65 yaş üstü 70, 75, 80 yaşındaki büyüklerimiz hala çalışarak, çabalayarak ya çocuğuna ya torununa cep açtığı vereceğim diye. Hadi onlarla da geçtim ev alamamış, araba alamamış, kirada, eşi hasta belki çalışmıyor. İhtiyaçlarımı gidereyim diye. Sigortasız çalışmayı da göz önüne alarak yani bunun riskini alarak biliyorsunuz yani sigorta girişi olduğu zaman emekli ilgili bir problem var. Bu bile gayri resmi yer yer yapılıyor. Elbette denetimler var. Yani özet kıssadan ise yazık. Bakınız 448 lira olan etin kilosu İstanbul'da bir özel işletme indirim yapıyor 318 liraya. Hemen hemen 100 lira 110 lira bir şey. Yani baksanıza şu keşke ekrana verebilsek. Bu görüntüler, bu kuyruk yüzlerce vatandaş ve hepsi de yaşlı insanlar. Emekli olan belli. Yüzlerce kuyruk. Bu sadece et değil. Bugün Mersin'de de görüyoruz. Gidelim çıkalım. Şu ekmek değil mi? Belediyenin ekmek kulübelerinde. Saatlerini bekleyen, saatlerini geçiren 2-3 lira ucuza alacağım diye. Yani bu benim içimi yaralıyor, beni üzüyor. Eminim sizin de içinizi yaralıyor ve üzüyordur sevgili seyirciler. Bu olmamalı. Yönetmenimden rica edeyim. Şöyle Mersin'e de bir bakalım. Mersin gazetelerinde Acaba neler var gündemde? Yerel gündemi de Mersin Gazetesi'nden takip edelim. Evet, ilk gazete Mersin Gazetesi. Sevgili seyirciler ve memnuniyetle bir bir 5 bir yıl daha diyor Mersin Gazetesi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, büyükşehir olarak gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna duyurdu. Seçer, kalkınmacı, sosyal ve yenilikçi belediyecilik alanında hayata geçirdikleri projeleri sıraladı ve 2024-2029 dönemi için yatırım, hizmet ve faaliyet hedeflerini anlatarak memnuniyetle bir 5 yıl daha dedi. Devam ettiğimizde Sevgili seyirciler yine birçok aday devam ediyor. Sıradaki gazeteye geçtiğimizde Güney Gazetesi'ndeyiz. Güney Gazetesi'nde evet CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ikinci beş yıl hedeflerini paylaştı. Yatırımcı belediye sosyal belediye vurgusu var. Cumartesi günü gerçekleştirilen tabi aday tanıtım düzeltiyorum. Proje tanıtım toplantısında Sayın Vahap Seçer önemli projeleri anlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ikinci dönem tanıtım toplantısı düzenleyerek ikinci 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı. özellikle yol yapımı, sinekle mücadele, park bahçe yapımı, temizlik gibi hizmetlerle ilgili işleyen bir sistem kurduklarını belirten Seçer artık sistem oturmuş durumda. Artık vizyon projelerini temel yatırımları yapma zamanı dedi. Devam ettiğimizde MHP adayı Serdar Soydan Mersin'in yatırım alması için ittifakı işaret etti diyor. Cumhur İttifakı'nın gücü adına başlığı var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Serdar Soydan narenciye sektörü çalışanlarıyla bir araya gelerek gerçekleştirecekleri projelere dair açıklamalarda bulundu. Mersin'in kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını söyleyen Soydan Cumhur İttifakı'nın gücüyle sosyal projeler noktasından ulaşım sorununun çözümüne, içme suyu fiyatlarındaki indirimden çocuklarımız ve gençlerimizin mutluluğuna dair önemli çalışmalara imza atacağız vurgusu yapılıyor. Mersin'e yeni emniyet müdürü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Mehmet Aslan merkeze alınmış ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atamasıyla Mersin'e Kamil Karabörk Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Mersin'imize hoş geldiniz dileğimizi iletelim. Diliyorum kendisi de güzel işlere imza atacaktır. Hayırlı olsun temennimizi de Nil Radyo Televizyon ailesi olarak yeni emniyet müdürümüze iletiyoruz. Sıradaki gazeteye baktığımızda sevgili seyirciler Hakimiyet Gazetesi ile devam edelim. Memnuniyetle bir 5 yıl daha vurgusu var. Yine Vahap Seçer'in adaylık sürecinde proje tanıtım lansmanını dile getirmiş. Bahane değil çözüm üreteceğiz. Vurgusu da yine Sayın Serdar Soydan'dan geliyor. Bin kadınımızla 5 milyonun üzerine kredi verdik. Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkanı adayı Mustafa Gültak gençlere ve kadınlara pozitif ayrıcılık yaptıklarını belirtti. Kadınlarımıza birçok proje yaptık. Kadınlarımızla birçok projeye imza attık. Bunlardan biri de mikro kredi desteğiydi. Biz dedik ki eğer iş yapmak istiyorsanız size mikro kredi verelim. Şu ana kadar bin kadınımıza 5 milyonun üzerinde kredi verdik. Vurgusu da yapılıyor. Hakimiyetten sonra Çukurova Gazetesi ile devam edelim. Tarsus-Atıksu Şebeke Hattı'nın temeli atıldı vurgusu var. Düzeltelim orayı. Tarhan'dan tepki çeken çıkış. Evet, Neşet Tarhan'ın Mezitli adayı, AK Parti Cumhur İttifakı adayı Sayın Mevlüt Ekmekçi'yi gerçekten sıcak bir karşılamayla selamlaması ve fotoğraf verirken çatlasın biraz millet cümlesini kurması da dikkat çekti. Hatta gazete tepki çeken çıkış olarak bunu lanse etmiş. Çünkü baktığımızda biri bağımsız ve mevcut belediye başkanı. E, diğer ise e, de iddialı olan bir aday Sayın Mevlüt Ekmekçi. E, Tabi bu fotoğrafı vererek böyle bir kucaklaşmayla Sayın Neşet Tarhan'ın da çatlasın biraz millet diyerek bu pozu vermesi de dikkat çekti. Sosyal medyada da paylaşıldı sevgili seyirciler ve son gazete yeni güneydeyiz. Mersin metrosu tamamlanacak. Evet, aslında cumartesi günü yapılan e, Sayın Vahap Seçer'in proje tanıtım toplantısında en önemli belki de başlıklardan biri Mersin metrosunun tamamlanacak cümlesiyle çıkışı oldu. Sözümüzdür dedi. Bu metroyu tamamlayacağız ve Mersinlilerin hizmetine sokacağız dedi. Gerçekten de e, Mersin için çok geç kalınmış bir siyaset, bir yatırım ve en yakın zamanda da yani bunu kim yaparsa gerçekten Mersin'in tarihine ismi yazılacak. Mersin yöneticilik anlamında da ve başarı anlamında da Mersin'e metroyu kazandıran ama bunu tabii şöyle görmek lazım. Her belediye başkanında gerçekten büyük çabaları oldu. Önceki dönem belediye başkanının da, ondan önceki dönem belediye başkanlarının da bu metro ile ilgili adımları olduğu, yapmış oldukları var. Tabii biliyorsunuz kurumlarda üzerine koyma diye bir eylem var. Ben bunu çok kullanırım, severim de. Üzerine koyma. Yani kurumsal kimlik üzerinden baktığımızda, evet belediyenin uzun vadede hizmetleri olur. Bu hizmetler kişiye bazlı değil, kurum nezdinde yapılır. Yönetmenimden rica edeyim kamerayı bana doğru çevirirse. Ee, gazetelerimize noktayı koyduk çünkü. Mersin'e yapılan hizmetlere baktığımızda hani derler ya <laughs> kim bir çivi çaktıysa <laughs> Allah razı olsun der. Yolumuza devam ederiz. Mersin gerçekten hizmetler anlamında diğer şehirlerimize nazaran çok geri planda kaldı. Özellikle bu altyapı, üst yapı projelerinde işte metro diyoruz hala, havalimanı diyoruz hala, işte yol diyoruz hala artık bunları bizim aşmamız gerekiyordu ve çok daha farklı projeleri gündemle tartışıyor olmamız gerekiyordu ama gelinen noktada maalesef bir havalimanı bile yılan hikayesine döndü. 13 yıl mı oldu yanlış hatırlamıyorsam 13 yıldır açıldı, açılacak yani bilmiyorum bu belki belgesel yapılacak bir süreç yani. Açık konuşmak gerekirse. Küçümsediğim için demiyorum ama nüfus olarak Kullanım olarak, yoğunluk olarak Mersin'in çok çok gerisinde olan illerimizde yıllar yıllar önce tamamlanan bu havalimanı 2 milyonu aşan hani resmi rakamlara göre 1 milyon 950 binlerde bir nüfusumuz ama e, Vahap Seçer'in geçen dile getirdiği gayri resmi nüfus 2,5 milyon dedi. İşte e, depremde de vatandaşlarımız burada e, yine mülteci anlamında sığınmacı anlamında insanlar burada. E, kaydı olan olmayan 2,5 milyon insan Mersin'de yaşıyor vurgusu yapmıştı Sayın Vahap Seçer. Yani böylesine yoğun bir nüfusta yaşayan bir e, kentte hala biz havalimanı arıyorsak e, bu ayıp hepimize yeter. E, herkes de tabi burada biraz suç var ama e, çok geç kaldık. Yani bu havalimanının Mersin'e kazandırılması konusunda çok geç kalındı. 13 yıldır bir havalimanı nasıl bitirilemez? Bunun hiçbir açıklaması yok. Elbette rakamsal olarak ihale iptal oldu, işte firma iflas etti gibi gibi söylemler dile getirilse de e, istenilse nelerin yapıldığını bu memlekette biliyoruz. E, keza Antalya Mersin yolu, karayolu, D400 karayolu o anlamda ben, ben bildiğim bileli kendimi o kazılar devam ediyor. Hala tamamlanmış değil. İşte bugünlerde Çeşmeli, Taşucu, otoban devam edecek biliyorsunuz Çeşmeli'den, Taşucu'na. Ee, Bismillah bakalım o da başladı ama onu artık açılışını ne zaman yaparız, ne zaman tamamlanır? Yani bizler Mersin'de yaşayarak, bakın bu, bu, bu cümlelerimi lütfen siyaset üstü olarak anlayınız. Bizler Mersin'de yaşıyoruz. Ben Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın güzel hizmetler görmesini isterim her zaman. Yolsa yol, havalimanı ise havalimanı, otobansa otoban. Ee, biz bunu hak etmiyor muyuz? Biz Mersin'de limanıyla, tarımıyla, sanayisiyle Türkiye'ye ekonomik anlamda büyük katkılar sunan bir kentiz. Ama hizmet alma noktasında niye kendimizi küçük görelim ki? Bizden yıllar yıllar sonra büyük şehir olmuş şehirlerimizde bile o kadar güzel yatırımları görüyoruz ki artık bu şehrin sahibi mi yok? Mersinlilik duygusunu mu tartışalım? Hep yıllardır değil mi? tartışılan konular, dile getirilen konular. İşte burada hükümet kazanmadığı için buraya yatırım gelmiyor bahaneleri mi? İşte burada başka başka bir şeyler mi? Hep bir bir şeyler duyuyoruz. Biz artık vatandaş olarak bir şey duymaktan gerçekten sıkıldık. Biz artık bir yatırım ve hizmet görmek istiyoruz Mersin'de burada yaşayan vatandaşlar olarak. Bizler nacizane sizlerin seslerini burada duyuruyoruz. Vatandaşın yani bunu partili partisi herkes söylüyor. Hani yerel seçimde de özellikle şu bu diyoruz ya proje konusunda her aday bir şeyleri ortaya koyuyor. E, bu, bu vatandaş her seçim boyunca bunları da çok duydu. Artık somut adımlar. Mersin artık bundan sonra kaybedecek gerçekten bir günü bile yok. O yüzden kararımızı da buna göre vermemiz lazım. E, vatandaşlarımızın e, gerçekten Mersin'in geleceği için de bu kararı alacağını düşünüyorum ve yine altını çiziyorum. Mersin için bir çivi çakamdan da Allah razı olsun. Taşın üzerine taş koyandan da Allah razı olsun diyelim. <laughs> ve artık programımızın yavaştan sonuna geldik. Son olarak da şöyle bir hava tahmin raporuna bakalım. Çünkü havalarımız biraz değişik. Kah sıcak, kah serin, kah kapalı, kah açık bir havaya uyanıyoruz. İşte meteorolojiden genel verilere baktığımızda genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Evet bu hava tahmin raporunu da sizlerle paylaşmış. Olalım ve bu detayla beraber artık programımıza noktayı koyalım. Evet tarihler 4 Mart Pazartesi'ydi ve bizler yeni bir haftanın başlangıcında Nil TV ekranlarında sizlerle beraberdik. Nil.tv.com.tr, Youtube, Facebook tüm sosyal medya mecralarında bizleri takip edebiliyorsunuz. Gerek 7.24 gerekse programlarımızda oradan canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Dünyanın her yerinde elinizde bir cep telefonu, bir tablet, bir bilgisayar varsa bir de internetiniz varsa... Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Bizi bu adreslerimizden takip edebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Yarın yine aynı saatte sizlerle olacağız. Ama sizler bu ekranlarda kalmaya devam edin. Gün içindeki programlarımız devam edecek. Konuklarımız sizlerle buluşacak. Ve birbirinden önemli konular, konu başlıkları da çok güzel programlarımızla sizlerle buluşacak diyelim. Yarın aynı saatte 7.24 haberde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.